Herkese merhabalar. Friendship 1 ve 2 videomuzda kelimelerimizi öğrenmiştik. Dislike'ları, offer'ları, refuse'ları öğrenmiştik. Şimdi Friendship 3'e çalışacağız Songuç'um. Friendship 4 var mı hocam? Friendship 4 yok, hiç korkmana gerek yok. Bugün seninle birlikte Friendship konusunu güzel bir şekilde bitireceğiz. Zaten LGS kampımızda da Eylül ayını bitirdik. Artık Ekim ayına da gümbür gümbür geliyoruz. Bugünkü öğreneceğimiz konuda future intentions, yani geleceğe dair niyetlerimizi kararlı bir şekilde, planlı bir şekilde yapacaklarımızı öğreneceğiz. Mesela burada be going to kalıbımız var. Ardından da future plans, yani planlarımız içinde yine present continuous tense'i kullanacağız. Hani Türkçe'de diyoruz ya, mesela ne deriz? Yarın geleceğim deriz. Bak, yarın geleceğim. Yarın geleceğim demek şu: I am going to come tomorrow. I am going to come tomorrow. Bu kadar basit. Ama eğer sen yarın geliyorum dersen, yarın geliyorum da diyebiliyoruz biz. Hani yarın geliyorum biraz daha kesinlik bir diyor, değil mi? Yarın geliyorum. İşte o zaman da I am coming tomorrow diyoruz. Bu kadar basit. Yani şimdiki zamanı biz nasıl Türkçe'de gelecek zaman yerine kullanabiliyorsak, İngilizler de şimdiki zamanı gelecek zaman yerine kullanabiliyorlar. Bunları güzel güzel öğreneceğiz. I am going to watch a movie. Ne demek? Bir film izleyeceğim. Çok güzel, bir film izleyeceğim. He is, she is, it is going to watch a movie diyebiliriz. Ya da we are, they are going to watch a movie diyebiliriz. Bunlar future intentions, niyetlenmiş, planlanmış şeyler. Aynı zamanda I'm going to England, we are going to England, they are going to England, he is going to England da diyebiliriz. Yani o İngiltere'ye gidiyor. Bu gelecekle alakalı esasında. Şu anda gitmiyor. Yarın gidiyor. Belki gelecek hafta gidiyor ama şimdiki zamanı da biz gelecek zaman anlamında kullanabiliyoruz. Şimdi tabii ki dersin başında en önemli kısım olan ödevleri de veriyorum. Çünkü LGS kampımızda Tonguç'un biliyorsun ki bizi en çok kurtaracak olan şey nedir? Soru çözmek hocam. Soru çözmek. Niye? Çünkü bize sınavda soru soracaklar. Yani sınavda merhaba future intention anlattığınız demeyecek. Bize bununla alakalı sorular verecek. LGS 0'dan 8'e sözel kitabımızdan ödevler vereceğiz. Buradaki kelimeleri güzel güzel çalışmanı istiyoruz Tonguç herhalde benim. Yine taktikten mutlaka posterlerine stickerlarını yapıştırarak güzel güzel testlerini çözeceksin. Ve Dinamo soru bankamızdan ve 10'da 10 soru bankamızdan ödevlerimizi vereceğiz. Ama ödevlerimizi sen bu kitaplardan çözeceğine eminim ama biz istersen şimdi gel güzel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Ardından da LGS kampımıza, diğer İngilizce konularımıza tıkır tıkır devam edelim. Hadi bakalım, dersimize başlayalım Tonguç'um. Şimdi future intentions'da bir niyet ediyorsun ve diyorsun ki ben planladım ve be going to, yani I'm going to study, ben ders çalışacağım diyorsun. Plan yapıyorsun ve sonrasında fiilin birinci halini getiriyorsun. Fiilin birinci hali neydi? Sözlükte ne yazıyorsa o. Sözlük ne demek İngilizce Tonguç'um? Sözlük dictionary hocam. Harika. Sözlüğü açtığında ne yazıyorsa onu alıp koymak fiilin birinci hali. Yani emizar ve ardından da going to verb 1 diyeceğiz. Going to verb 1. Future plans'ta ise bu sefer şuna dikkat edelim. Emizar ve verb ing de kullanabiliriz. Hatırlarsan şimdiki zaman diye bir şey vardı. Hani şöyle bir zaman tablomuz vardı. Eğer bir şeyi now, yani şimdi, veya at the moment, şu anda yapıyorsak biz ne diyorduk? I am studying diyorduk. Bak, I am studying şu demek. Ben ders çalışıyorum demek. I'm studying tomorrow dersen, ben yarın çalışıyorum dersen, bu aynı Türkçe'de de yarın kesin kesin çalışıyorum anlamına geliyor. Yani I will study, çalışacağım. Hadi inşallah. I'm going to study, plan yaptım, çalışacağım. I'm studying ise kesin kesin çalışıyorum. Artık o kadar kesin ki daha kesin olamaz diyebiliriz. Mesela bir film gördün. Bu filme gideceğim diyorsun. I will go to this movie. Yani bu filme gideceğim. Ama ya daha bilet almadım. Tam da emin değilim. Belki arkadaşlar fikrimden beni caydırabilir gibi. I'm going to go to this movie dersen ben bu filme gideceğim. Bu şu demek? Yani kesin gideceğim artık. Kesin, hiç kaçarı yok. Kesin gideceğim artık, yani bileti bile aldım artık. Plan yaptım. Arkadaşlarım saati belirledim. I'm going to this movie dersen, yani ben bu filme gidiyorum dersen de bu artık kesin kesin, herhalde az bir zaman kaldı. Bileti de aldın. Yakmak da istemiyorsun ve bütün planlarını iptal ettin. Artık kesin gidiyorsun anlamı var. Türkçe de öyle bak. Mesela ben sana desem ki Tonguç birazdan sana bunu anlatacağım. Tonguç birazdan sana bunu anlatıyorum. Dikkatli dinle arasında birazcık fark var diyoruz ve başlıyoruz future intentions'a. Şimdi burada be going to'dan sonra Tonguç'um, birincisi verb 1 gelecek. Be'nin olduğu yere I'de am, he, she, it, is, we, you, they'de de are geleceğini bilmemiz lazım. Mesela I'm going to watch a movie. Şimdi buraya parantez içinde hocam watch verirse, yazılı için söylüyorum. Watch verirse sen acaba watching mi demene gerek yok. Niye? Be going'dan sonra verb 1 geleceği için hemen watch'ı olduğu gibi yapıştıracaksın. Veyahut da we, you, they are going to have a barbecue party. Biz bir barbekü partisi yapacağız. Veyahut da he, she is going to move to İzmir. Onlar İzmir'e taşınacak, o İzmir'e taşınacak diyebiliriz. Negatife baktığımızda ise bu sefer sadece hani negatif konuşmayalım hocam lütfen. Negatif konuşmak zorundayım. Mesela I am diyorduk, we, you, they are diyorduk,
he, she, it izliyorduk ya Tonguç'um. Fiilinde normal haline getiriyorduk işte. I'm going to visit, ziyaret edeceğim. We are going to attend the party, biz partiye katılacağız. Veyahut da he is going to move to İzmir. İzmir'e gidecek, İzmir'e göçecek diyorduk ya. Bu sefer olumsuz neyse sadece not getiriyorsun. I'm not diyorsun. Veyahut da you are not. Veyahut da he isn't. Yani he is not şeklinde kullanıyoruz. Bunların kısaltılmışını daha çok görürsün. Am not'ı biz Tonguç'um daha çok şöyle yazarız bak. Pardon yazamadım. Şöyle am yazarız, sonradan at yazarız. Bu eşittir demek. Veyahut da are not değil de Tonguç evladım benim, aren't deriz. Bunu daha çok kullanırız. Veyahut da is not değil de böyle uzun uzun böyle çok formal resmi değil de isn't şeklinde kullanırız. Bunu da bilmeni istiyorum. Question'lara baktığımızda ise bu sefer şöyle bir şey var. I'de am geliyor diye am'i başa getiriyoruz Tonguç'um. Video'da de are geliyor diye are'ı başa getiriyoruz. He, she, it, is geliyor diye is'i başa getiriyoruz. Ve sonra yine fiilin birinci halini kullanmaya devam ediyoruz. I'm going to play volleyball. Voleybol oynayacak mıyım? Are we going to have a picnic? Biz piknik yapıyor muyuz? Veyahut da is he going to join us? O bize katılacak mı? Diyebiliyoruz. Future plans'da ise present continuous yani şimdiki zamanı gelecek zaman anlamında kullandığımızda ise şu var. Birincisi yine be'de I'de am, he, she, it'de is, we'de de are geleceğini bilmemiz lazım. Ve fiilden sonra da fiilin sözlükteki halinden sonra verb ing yani ing haline getiriyoruz. Mesela to London, Londra'ya ne yapacak? Uçacak. Birincisi ne yapacağız? I'da am geliyordu. Fiilin sonunda ing gelecekti. I'm flying to London. I'm flying to London şu demek. Ben Londra'ya uçuyorum. Yani bileti aldım. Çok havalısın be. Çok havalı. Yani direkt Londra'ya artık uçak belli. Hatta havalimanındayken bile bu cümleyi söyleyebilir yani. Abi geliyor musun? Gelemem. I'm flying to London yani. Ben artık gidiyorum abi. Bitti her şey. Veyahut da salı günü seni bekliyoruz. No I cannot. I'm flying to London. I would if I could but I can't. Yani yapmak isterdim ama yapamam. I'm flying to London. Ben Londra'ya gidiyorum yani. Nasıl yani? Kesin mi? Kesin abi. Bileti aldık. O kadar para verdik. Şöyle bakalım. We, you, they'den sonra are geliyordu. Heavy ing'li kullanıyoruz. They are having a slumber party. Onlar bir slumber party ne demek Tonguç'um? Hocam slumber party pijama partisi. Harikasın. Pijamalarımızla partilerde dans ediyoruz hocam. Harikasın. Partilerde gerçekten ben çok... genellikle pijama giymiyorum ama geceleri. Ne giyiyorsun? Dolayısıyla ben slumber party'ye gittiğimde herkes beni atıyor hocam. Kıyafetlerine koyuyorlar. Kıyafetlerine mi yatıyorsun sen? Hayır hocam tamamen kıyafetsiz yatıyorum. Ha normal iç çamaşırlarını falan. Donumla yatıyorum donla hocam. Donla yatıyorsun. Bazen sıcak olunca ben de o tarz yapabiliyorum. Ama sonuçta partiye gittiysen donla gidemezsin. Ayıp rezil olursun. Dolayısıyla bir pijama giymezsin. Böyle çizgili mangalcıların giydiği pijamalar var. Onlardan giyebilirsin. He, she, it'den sonra yine is'i getiriyoruz. Ve she is eating out tonight. Bu akşam o dışarıda yiyor diyebiliriz. Şimdi negatifine baktığımızda ise bir kere cümlenin normalini hatırlayalım. Neydi? I am going to, öyle değil mi? I am going to the shopping mall tomorrow. Yarın alışveriş merkezine gidiyorum. Veyahut da they are staying with friends tonight. Onlar bu akşam arkadaşlarla kalıyorlar. Veyahut da he is joining us this weekend. O bize bu hafta katılıyor diyebiliyorduk. Bunlar fiili normal halde. Peki olumsuzda ne yapacağız? Sadece not getireceğiz. I'm not going. They are not. Hatta şöyle kısaltılmış hali yazalım. Veyahut da she isn't. It isn't joining diyoruz. Not'ı getiriyorsun ve kurtuluyorsun. Bu kadar basit. Sorusunda ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle normal nasıl hatırlıyorduk? I am going to değil mi? Bak I am going on a picnic diyorduk. Bu am'i alıyorsun buradan siliyorsun. Am I going to picnic diyorsun. We, you, they'de ne diyorduk? Are organizing. Onlar bir parti organize ediyorlar. Bu hafta, gelecek hafta diyorduk. Hemen buradaki arı kaldırıyorsun. Burada başa koyuyorsun. Are you? Veyahut da are we? Are they organizing a party next week? Veyahut da ne diyorduk? It is coming tomorrow diyorduk. Mesela o yarın geliyor. Hemen izi buradan kaldırıyorsun. Hop başa getiriyorsun. Is she? Is he? Is it coming tomorrow diyoruz. Bitiyor. Şimdi gel buradaki diyalogları tamamlayalım. Burada Pakize ile Züleyha'nın bir diyaloğu var. Bakalım nasıl bir konuşma geçecek aralarına. Gerçekten şaşırtıcı. What are you doing tomorrow? Harikasın. Pakize what are you doing? Niye are dedin? Çünkü what is you doing? Veyahut da what am you doing gibi bir şey olsa sen kulağa tırmalıyor. What are you doing tomorrow? Are you cool hocam? Ne diyorsun Tonguç? Öyle bir şey yok İngilizce. Are you disco? Ne diyorsun ya? What are you der hocam? Bak bunlar kulağa tırmalıyor bak. Peki benim bunları kulağımı tırmalamasının sebebi ne? Ben kitap okuyorum İngilizce veyahut da müzik dinliyorum. Bunları hiç duymadığım için what is you diye bir şey duyunca ooo diyorum böyle tüylerim diken diken oluyor. Hemen anlıyorum ki bu yanlış. Şimdi burada hemen cevap veriyoruz. Her zaman gibi büyükleri ziyaret ediyoruz. I'm visiting my grandparents. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Buraya are mı geliyordu, is mi geliyordu, am mi geliyordu Tonguç'um? Are you demesi. Harikasın. What are you going to do? Bak going to doing olmaz. Going to do at the weekend. Sen hafta sonu ne yapıyorsun? Bu da cevap verecek. Ben yüzmeye gideceğim diyecek. Ama bak. I am denir hocam. I am going to going mi go mu? I am going to going.
Going to going bak kulağı tırmalıyor. Ay çok kötü oldu. I'm going to go swimming dememiz gerekiyor Tonguç Helal'e. Şimdi gel bir yeni nesil soru çözelim. Oo yeni tarz question. Şimdi yeni tarz soruya geçmeden önce bununla alakalı sana bir taktik vermek istiyorum. Bak tips diyelim buna taktik. Bu tarz sorularda öncelikle soru kökünü ve şıkları okuyoruz. Neden? Türkçe paragraf sorularında bunu yapıyorduk. Pat diye paragraf okursak diğer ende bıdı 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 diye okursak. Of ver. Çok uzun süre. Bunu okuduktan sonra süre gelince ana paragraf ne diye başına geri dönmek zorunda kalacaksın. Halbuki önce soru kökünü ve şıkları okuduğumuz zaman zaman kazanıyoruz. Sizden sorunun ne istediğinden emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde verilen metni okuyun. Her bir seçenekle bağlantı kalarak metinde bulunan ifadelerle doğru seçeneğe ulaşın demiş. Şimdi o zaman taktiğimiz şu. Bir burayı okuyoruz. İki şöyle bir seçeneklere göz gezdiriyoruz. Üç paragrafa geçiyoruz. Şimdi bakalım. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Dear Andy, sevgili Andy. It's my birthday on Saturday. Bu cumartesi benim doğum günüm. I'm giving a party at home. Bir parti veriyorum evde. There won't be many people. Çok fazla insan olmayacak. There won't. Will not'ın olur. Yazık ya. Kıza yazık. Bak ne hale gelmiş. Yapacak bir şey yok. Sue yapacak bir şey yok. I'm inviting only my close friends. Ben davet ediyorum. Sadece benim yakın arkadaşlarım. Onlar da bir tane zaten. Yani falan. You know most of them. Çoğunu tanıyorsun. Biliyorsun çoğunu. The party is going to start at around 7. Parti 7 civarlarında başlayacak. I'm sure, eminim. We will have great time. Harika zaman geçireceğiz. Hope, inşallah, umarım you can come. Gelirsin. Şaka Sür. Gibi ya. Böyle bir mesaj yazılır mı hocam ya? Şimdi bak buraya okuyalım. Bir kız bir erkeğe böyle bir mesaj yazabilir mi hocam? Yapabilecek bir şey yok. Partiye davet ediyor. Ne yapsın? Herkes senin gibi dejenere olmuş değil. Sue is inviting Andy to a slumber party. Sue Andy'yi bir pijama partisine davet ediyor. Doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Nerede? Pijama nerede hani? Aa. Pijama yoktu. Seni hemen fake yaptı, sen atladın. Yeni nesil sorularda fake vardı. Ne partisine davet ediyor? Bilmiyoruz bak. Bir partiye davet ediyor ama ne partisi ne olduğu belli değil. Sue is having the party at the weekend. Sue partiyi hafta sonu yapacak diyor. Doğru mu? Evet hocam. Niye bir doğru? Çünkü bak Saturday diyor bak. Birazcık... Saturday hafta sonudur. Evet Saturday bak günleri hatırlayalım. Hocam Saturday Sunday hafta sonudur. En evet. Sevdiğim günlerdir. Harikası bak. Monday pazartesi. Tuesday bak ikinci gün salı. Wednesday ortadayız çarşamba. Thursday perşembe. Friday oh be ferah gün yani Friday free day. Sonrasında ne yapıyoruz? Saturday ve Sunday cumartesi pazar diyor. Şimdi o zaman cumartesi pazarının hangi gün olduğunu biliyorsan weekend'e bile yapabilirsin. O zaman cevabımız bursa. Diğerlerine bakalım. Is going to attend Andy's birthday party. Sue Andy'nin partisine davet katılacak. Olur mu? Esas Sue davet ediyor. Tam tersi hocam. Skandal. Sue doesn't want to see Andy at her party. Sue Andy partisi görmek istemez. Sana ne ya öyle bir şey oldu mu? Partiye davet etti. Ne kadar manazlı bir şey diyoruz. Konuyu çok güzel bir şekilde anladık. Hadi ödülü sorumuzu yap, yorumlara yaz.